sevgili dostumuz Çağlar Deliren'e bırakıyorum şimdi sözü. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Kürt Kadın Hareketi adına bütün burada bulunan kadın yoldaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Aynı zamanda zindanda şu an rehin tutulan bütün siyasi yoldaşlarımıza da selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bir siyasetçi olarak belki bugün burada bütün kadın hareketinin mücadelesini anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle oraya gelmeden önce Kürt Kadın Hareketi olarak bizler neler yaşadık? Biraz geçmişe çok fazla boğmadan ama değinmem gerektiğini düşünerek ifade edeceğim. Çünkü biz Kürt Kadın Hareketi olarak sadece kadın kimliğine dair, kadının eşit ve özgür mücadelesine dair bir süreci yaşamıyoruz. Aynı zamanda hem kadın kimliğimizin mücadelesini verirken aynı zamanda ulus kimliğimizin de mücadelesini veriyoruz. Yani biz Kürt kadınları hem Kürt kimliğimizden hem kadın kimliğimizin mücadelesini veriyor ve ikisinden birden yargılanıyoruz. Ve bugün hapishanelerde bulunan kadın arkadaşlarımızın hepsi bu iki kimliğin de yargılama süreçlerinde geçtiklerini ifade etmek istiyorum. Neden biz bu süreçlerden geçiyoruz? Çünkü bulunduğumuz ülkede iktidarların geçmişten bugüne kadar inkar, Kürtlere karşı inkar, imha ve asimilasyon politikalarını uyguladıklarını ve Kürt kadınlarına yönelik dinci, milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi uygulamalarını hayata geçirmelerinden kaynaklı mücadelelerimiz her zaman Türkiye'deki kadın örgütlerinden ve kadınlardan daha fazla. Onun için biz bu mücadelede daha fazla yer aldık diyebilirim. Ama bu mücadeleyi geçmişten bugüne, 80'li yıllardan günümüze kısaca ifade edersek, arkadaşlar da söyledi, ben de söylemeden geçemem. 12 Eylül darbesiyle birlikte aslında Sakine Cansız'ın bütün kadın direnişlerine ön ayak olduğu bir süreci yaşadık. Aslında bizler ardınlarıyız. Çünkü Sakine Cansız 12 Eylül sürecinde göğüslerimi kestiler ama ben bir kadın olarak ah demeye utandım dedi. Yine aynı süreçlerde Gülten Kışanak cezaevinde 12 Eylül sürecinde Esat Oktay Yıldıran'a baş kaldırarak direndi ve Kürt kimliğini sahiplenmesiyle birlikte bugün o sürecin devamı olarak, çünkü o sürecin ardılları bugün tekrar Gülten Kışanak'ı yargılamaya çalışıyor. Ve Gülten Kışanak kumpas, Kobani kumpas davasıyla yargılanıyor. Sadece Gülten Kışanak'ı aynı kimlik mücadelesi, kadın kimliği ve Kürt kimliği mücadelesidir. Bu yüzden zindanları ele alırken geçmişten bugüne gelen süreci birbirinden koparamıyoruz. 80'li yıllarda bunlar yaşadı ama 90'lı yıllardaki yaşananları da bugün 30 yıldır zindanda kalmış, bugün burada bizlerle birlikte olan arkadaşlarımız çok daha iyi biliyor. Evet, ben belki bir siyasetçi olarak 8 yıl cezaevinde kaldım ama 30 yıllık arkadaşların yanında bunları konuşmak çok da hafif kalır diye ifade etmek istiyorum. Yine aynı zamanda 80'den 90'lı yıllara geldiğimizde hem Kürt hareketi açısından hem kadın hareketi açısından mücadelemiz nasıl büyüdü, nasıl toplumsallaştı? Biz